Ay Selahattin, ben bayılırım böyle alternatif sürpriz mekanlara. Yarın da bizim sana über bir sürprizimiz var. Hadi be. Oğlum, herkesin herkesinden öpüştüğü böyle şişe çevirmeli partiler falan oluyormuş. Abinizi götürseniz oraya ya. Yok, daha büyük bir sürpriz. Yalnız burası sucuk kokuyor. Ah, şimdi daha da olacaktık. Sucuk, şarap ve o sonsuz beyazlık. Ha? Kızlar değil mi? Ya, aynen ya. Ha, değil mi ya? Hoş geldiniz beyefendi. Tülay, ya bu gece senin of gecen değil miydi ya? Of, of gecem sanırsam. Selahattin? Yeni çevre yapmışsın böylece kendine. Ya Selahattin bomba kayakçıymış, oradan bir connection oldu. Kayakçı mı? Ben de. Ne dalga geçiyorsun ya? Ne yani, ben kayak yapamaz mıyım? Yok ama vallahi ekmek kura çarpsın ki. Benim Uludağ'da garson dayım vardı. 10 yaşından 17 yaşıma kadar onun yanında evlatlık kaldım ben. Hatta kayak hocalığı bile yaptım. Sen de gelsene bizimle kayağa. Geliriz bacım. Niye gelmeyelim? Gideriz değil mi Selahattin? Benim ajandam dolu. Eskirim ve senkronize yüzmeye ağırlık vermeyi düşünüyorum. Gülizdan, kaçta döndünüz sinemadan? Bir filandı baba. Selahattin'in sesini duymadım. Ağzı var, dili yok, munis bir adam babacığım. Hadi iyi geceler. Dur bakayım. Bu adam bir yerde mi? Hiç görmüyorum. Neler dönüyor Gülizdan? Hayır baba. İçeride uyuyor. Bir göreyim ya, damat nasıl uyuyormuş. Ama baba... yapayım dedim ama bizde kalmamış. Hani sizde var mı acaba diyerekten. Var ama sana verme. Oldu. Çok öperim. İyi geceler canım. Asabi olacak şimdi. Yarın görsen. Dur ya, bir bakayım. Seni seviyorum Selahattin.
ya, etrafta sarı lacivert mantı falan yok. Nurhayat yengem azıcık bekleyin, demin buradaydı dedi. Arkadaşın dedesinin cenazesine gittik. Cenaze namazını soğuk yüzünden caminin içine almışlar. Cemaat beni dışarı attı Kardo. Kokuya dayanamamışlar. Wow. Ya günde 3 kere duş alıyorum. Kullanmadığım sabun kalmadı. Bana ne oluyor Kardo? Doktora mı gitsem, ne yapsam ben? Bence şu an git. Ben de kokuya dayanamıyorum. Seni hayattan çıkarmak üzereyim Kardo. Aa, Selahattin hırkasını sabah burada bırakmış. Dalgacı Mahmut. Nereye oğlum? Bahçeye Mesut'u sevmeye mi? Yok, boğazda babam oltalarla bekliyor. Balık tutacağız. Orçun, senin baban öküz. Hayır, benim babam balık tutan, film seyreden eski rakçı, çok kafa bir adamdır. O benim babam. Her neyse. Annenle kafanızda alternatif Selahattin yaratıyorsunuz. Acı gerçekle yüzleşince iyi olmayacak. Bunları duymak istemiyorum Eylem. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın sanırım bizi, budur inan tek dileğim. Gülüm benim, canım benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Allah bizi, budur inan tek dileğim. Ay ne kadar büyük sürpriz Ahmet Kalfa. Galiba ki arada böyle yarışmacı olarak sürpriz selebriti gelince büyük renk katıyor. Bana gel. Gel. Gel bana gel. Sultanım. Edep yahu. Ya dekolteyi de kapattık artık, daha ne ya? Benim takımı seç Ahmet Kalfa. Seni parti manyağı yapacağım. Bana gel Ahmet Kalfa. Biz seninle az cariye zehirlemedik. Ne anılar ne anılar. Benim takıma gel Kalfa. Seni usta yaparım. Padişahım ama espri de yapabiliyorum ya. Vallahi seçim yapmak o kadar zor ki, o kadar zor ki. Zaten hatun harebin vazgeçilmezi. Civan Paşa zaten ailemizin paşası. Yazgı Sultan'ın büyük bir fanıyam. Padişahım. İnan et, bütün çalışmalarını her mecrada dakikası dakikasına takip eden bir kişiyim. Niye her dakikamı takip ediyorsun? Cenevizlilerin casusu musun yoksa? Haşa padişahım. Sana ne padişahın her çalışmasından? Devlet sırrıdır yahu. Vurun kellesini. Ha padişahım, öyle değil. Bırakın beni, öyle demek istemedim ben. O değil, o şekil değil padişahım. Padişahım, padişahım. Galiba ki Osmanlı daha bu formata hazır değildir. Kardeşim! Allah'ım, hala kokuyor. Ne oluyor ya? Koku fobimi yenmeye çalışıyorum kardeşim. 2 günde 3 kilo pastırma yedim ve hiç duş almadım. Belli. 1.85'lik yürüyen pastırma olmuşsun. Hı hı. Zaten ne yersen osundur. Sen de sanki kokan bir ayak yemişsin. Evet. Efendim, bu sepetin satış fişi. Bu da şarküterinin sahibi arkadaş. Anlat abi. Evet, sepetleri biz yaptık. Evet, örnekle de görüldüğü gibi çikolata çeşitleri, şarap ve peynir. Değil mi abi? Büyük boy kamember. Ne? Ay, iyi ki benimkinde yoktu. Ayak okur o peynir ayol. Peynir mi? Ne kadar yedin ki Kardo? 3 gündür müptelasıyım. Bizim sepettekini acık tadıp beğenince anneannemin yılbaşı sepetindekini de yürütmüştüm.
Dün gece bittin neyse ki. 12 saattir temizim. Tüm şahit ve deliller aynı gerçeği işaret ediyor. Sepetin içinde niye peynir olmadığı ise ömrümüzün sonuna kadar çözülemeyecek bir enigma olarak kalacak. Zaten 3 gündür kalan ömrümün bayağı bir zamanını yedin bitirdin. Ama efendim... İyi ki sepet yolladın. Demek gümüş Şam'dan falan yollasan ömrümü illa hiç tutmayacaktın sen. Hayır, estağfurullah. Ben öyle çok paraya pula şeyden biri değilimdir de... sadece böyle hani bir teşekkür gelmeyince... Ay, bayılacağım. Tamam oğlum, teşekkürler. Abad oldum. Hiç yılbaşı sepeti görmemiştim hayatımda. Beni ihya ettin. Bu saadeti yaşadım ya. Ölsem de gam yemem. Oldu mu çocuğum? Muz likörlü ilk tanışmamız bile daha iyiydi değil mi? İş oraya geldi yani. Güzel özetledin. Ay yapamayacağım ben. Hepsi fakir fakir. Yuhalayacaklar beni. Bugün yemin. Benim dediklerimi söyleyeceksin ve sana bayılacaklar. Yapamasan da puh senin suratına. Bize hoş geldiniz. Hani sonuç itibariyle benim benim bir yorumum olacaktı. Tüm türlü hani yövmiyeleri ikiye katladık. Ayrıyetten de mesai saatlerimizi 9'dan 4'e sınırladık. Bütün bunları birlikte yaptık. Gibi hissediyorum lan. Dağ macerası ha? Biraz heyecan olsun. 3 gündür burnuma koktu. Acık kenarından dedikleyecek. Bozmadan al bari. Aa babacığım lütfen ya. Seni elitliğe davet ediyorum. Ya bir saat daha sabret. İkram eder. Eder değil mi? Ay hediye gelen şey ikram edilmez mi? Çok ayıptır. Vallahi 2 tabak yiyeceksin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Bu da bizim entegremizin kireçte kabak tatlısı. Oo çok teşekkürler. İzmir lokmasına 5 basar nereden baksan. Muhakkak. Dünden daha tahammül edilir. Yine de camı açar mısın? Thank you.
Sayende oldu Zerrin. Binyamin, korkularının esas sebebi Nurhayat. Şimdi sıra gidip onunla yüzleşmeye ve artık senden korkmuyorum lan demeye geldi. Of, iyiymiş be. Bora, gözümün önünden çeker misin şunu? Kilo vermeye çalışıyorum. Bora bak, ne dersem diyeyim sakın bana bir lokma bile verme. Söz mü? Benim canımsın, ver ver istiyor. Ya haydi bakalım, haydi. Hop, hop. Hoppala. Şattı dor, şattı dor. Wow. Bir gece siste, onu da cehenneme çıktım. Dedim inerken acaba bagetleri atsam, slalom insem nasıl bir adrenalin alırım? Sen esas şu değnekleri at Kardo. İyileştin artık ya. Kayakçı adam bu kadar naz yapmaz. Evet. Ben de gideceğim. Açık, açılay. Ya! Sonra mutsuz oluyorsun. Bir açma börek falan da yok herhalde. Yok, bizim İzmir mutfağı genelde... Ot sanırsam. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Mesut geleydi, bayılırdı bu yemeklere. Kim? Bizim bir ahbabımız var da. Azdılar gene aşağıda. Bu Cihangir bazen çok dejenere. Hadi abla! 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 Nara hatta oynuyorsun, oynuyorsun ya. Süper ya. Ver bakalım ya. Wow. Aa, Kardo artık kayak için hazırsın. Hadi arabaya atlayalım, gece bizi nereye götürüyorsa oraya gidelim. Aa, kav ya. Barbar gezelim oğlum. Aynen, aynen. Tamam. Sanki zayıf olunca serotonin patlaması mı olacak? Zaten mutsuzum. Ver bütün kutuyu yiyeceğim anasını satayım ya. Açılay saçmalama. Şalınız da çok şık. Selahattin'in hediyesi. Dün almış. Çok zevkli, ince ruhlu bir adam. Ama otoriter de. Adeta kadife bir eldivenin içindeki demir yumruk. Hangi Selahattin bu yahu? Bizim Selahattin mi? Buru! Buru versene! Buru, söz. Azıcık tadacağım. Buru. Hayır, söz verdirttin. Buru, Buru ver. Hayır. Buru ver! Hayır. Buru versene! Hayır. Ver! Ver! Tülay, hadi hazırlan. Kartepe'ye gidiyoruz. Vallahi. Ya Selahattin abi yanımızda uyuyor. Adresi ver, gelip alacağız seni. Hadi. Eline sağlık kızım. Vallahi şimdi bir tatlı iyi gider. Aa tabii. Hemen. Artık senden korkmuyorum Nurhayat. Bundan sonra kafama göre takılacağım. Ne kokuyor burada ya? Ben? Ama önemli değil. Koku fobimi yendim. Fakirlerin önünde de konuşuyorum. Gülerler onlar sana be. Sana gülerler. Ne dediği anlaşılmayan sensin. Nasıl soktum lafı ha? Sıcak tabağa da dokunuyorum artık. Elim yana yana. Niye? Solak mısın? Zerrin'den hoşlanıyorum ve bu konuda hiçbir şey yapamazsın. Yok ya. Evet, iki erişkin insanız. Ne yapabilirsin ki? Babama söylerim. Ama şimdi...
Ya söyleme Nur Hayat, lütfen. Sen aklınca zehir nebi olup bana karşı cephe mi kurdun ha? Senin en iyi arkadaşın benim, aptal. Karakaşın, karakaştan başka dost yok. Gerizekalı. Moranlar konvansiyonunda evde bayrak taşıyan bir gibi abim. Öncelikle şunu söylemek isterim. Hani ailemizdeki ekonomik konjonktürleri ele aldığımızda yani bütün bunların hani sonucu itibariyle bütün bu hani ekonomik konjonktürleri de Evet. Neydi bunun adı? Tiramisu. Denecek bir şey. Taşıma su gibi bir laf. Ama taşıma suyla değirmen dönmezler büyüklerimiz. Neredeyim ben? Neredeyse Kahtepe'de Selahattin'im. 15 dakikaya pisse kayoz kısmetse. Ne? Tülay. Nereye getirdiniz beni lan? Kayak yapacağız kardeşim. Kayak? Benim kayağım yok ki. Yedek aldık, no problem. En zor, en kayalık dağlara çıkıyoruz aşkısı. Ay çok heyecanlı anam. Ah, çok heyecanlı, evet. Babacığım, saat 12 oldu. Rıza 2 torba çekirdek çitledi. Çekirdek? Evet, kabak çekirdeği de güzeldir. Gerçi kabağın nesi kötüdür ki? Başka bir şey içmeyeceksek gidelim biz. Birer kahve daha. Kafein krizinden önceki ünlü son sözler. Ya beni bir dinlenme tesisine bir durağa falan bıraksanız da otobüse binip eve dönsem evden beklerler. Saçmalama ya. Kayak yapacağız aşkısı. Emir sana yalancı şahitlik yapar, merak etme. Ama biraz emri vaki oldu bu böyle. Bu arada benzin göstergesi bozuk arkadaşlar. Aa, çok absürt. Akşam fulledim, şu an bitti gözüküyor. Wow. Emir sağ çek, sağ çek. Ne oldu abi? Ya hiç. Şu ağaçların arasına bir su döküp geleceğim. Sağa çeksem. Aa, okey. Bizim getirdiğimiz kirajda kabak tatlısı da bir arkadaşın bavuluyla geldi. Ta Antakya'dan. Büyük fedakarlıklarla. Evet. Birer kahve daha. Kalkıyoruz. Haydi. Haydi, haydi, haydi. Yine bekleriz. İyi ki geldiniz. Vallahi her şey mükemmel olmuştu, özellikle tiramisu. Evet. Ne de olsa İtalyan tatlısı. Bizimkileri döver tabii. Haydi Rıza'cığım, haydi. Yirmi kilometre mi? Lan! Otobüs bir şey. Yol. Yol nerede lan? Alo. 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 Emir. Emir, ben kayboldum. Işıklı tabelanın oraya gel. Işıklı tabelanın oraya gel. Anne. Alo. Alo. Emir. Işıksız tabelanın oraya gel.
Alo. 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 Hediye tatlı getirmişiz. Misafire çıkmaz mı ayol? İşte Deniz'in aile şeyi, tıyneti bu kadar anne. Layık bulmadı zar. Yöresel lezzet olunca kendi yaptığı gibi tatlının yanında esamisi okunmadı. Bir lokman yemedim yahu. Koydu önümüze otu yoncayı, kabağın üstüne yattı. Gülüş lan, git kabaklarımızı gel iste. Ne? Işıksız tabela diyor. Anam her yer ışıksız zaten. Nerede bu adam ya? Sen azıcık daha git, ileride bir dönüş vardır. Sen biliyor musun buraları? Yok. Her gidişin bir dönüşü vardır diye o şekil. İkram etmediniz. Herhalde sevmiyorsunuz. Geri alalım de. Baba gözünü seveyim ya. Yahu bari bir tabak versinler, bir yerim şişecek. Gülistan, çocuklar yiyemedi, onlar istiyor de. O çını eyleme de. Ha, evet. Emir. Emir. Alo. Emir. Alo. Alo. Emir. Emir. Ben buradayım. Bu tarafa doğru gelin. Ha? İşte tarif olarak çamlar var. Karlar var. Lan her yer birbirine benziyor. Ben ne yapayım lan? Alo. 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 Alo Emir. Alo. Alo. Çok soğuk. Hiç sevmem kar tatili. Bodrumun suyu mu çıktı lan? Tülay. Tülay. Yani çocuklar kabak diye tutturunca hani bir tabak da olsa olur. Evet. Şöyle, kabağı sanırım bizim Boralar filan, yani öküzce diyebileceğim bir biçimde yutmuş bitirmiş, kutusu bile yok. Ben de o bakımdan size ikram edemedim, kusura bakmayın. Tülay! Tülay! Şerefsiz pil de bitiyor. Karayüzüm habbesi, le 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 canım, gönül sevmez. Tülay! Tülay! Hah, şuradan sağa yardır, aynen geri gidiyor. Süper. Ancak benzin bitti. Ne? Saçmalama! Saçmalama. Kaldık mı burada? Saçmalık da Ozan ya. Alo, Selahattin. Ne tesadüf, biz de kaybolduk. Ayrıca benzin de bitti. Sende ne var ne yok? Alo. Anam hat gitti yine. Anam bu adam orada çok yaşamaz. Çıkıp arayalım mı Selahattin'i? Arayacağız tabii. Donsun mu dağlarda? Zaten el kadar. Ya bence arabada kalın ha. Soğuk. Ya benzin bitti, araba da 10 dakikaya soğur. Ben Selahattin'e fırıldatık yapmam. Bırakmam ortada. Delikanlı olun, alın kayakları. Allah büyük, Kartepe küçük. Yürüyelim arkadaşlar. Koca kutuyu nasıl yemişler ayol? Neyse canım, ne yapacaksın artık? Afiyet olsun. Nasıl? Fena değil mi? Fena değil mi? Yahu bu Mesud'un sesi hiç gelmiyor. Ben aşağı inip bir bakacağım. Alo, buyurun. Ben Orçun. Biliyoruz lan, gerizekalı. Bana bak. Ben dağda kaldım. Polisi ya da Akut'u ara. Neyse, sen leblebi beyninden beceremezsin. Anneni ver bana. Alo. O gerizekalı da 2 saattir açmıyor telefonu. Alo. 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 Kesiliyor sanırım. Sonra konuşuruz.
Alo! 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 Lan! Pil de bitti. İşte tabela bulduk! Oh! Of ben bittim ya! Selahattin yedek kayakları da bende. Benim yüklenmek istemiyorum. Ben snowboard yapacağım ya! Selahattin! Selahattin miydi o ses? Hu mu diyor? Aa hayır, sanırım kurtulması. Oğlanlar yedi bitirdi diyor bir de ya. Nasıl hınçlı bir tip bu bize karşı. Kaldırdığı gibi kutusuyla camdan aşağıya atmış. Kabaklar da yok ama. Oğlanlar yedi de kutuyu mu attılar ki? Yok yok, bak küçük kabak parçaları da var etrafta bak. Allah Allah. Baba, Mesut alkol kullanmıyor değil mi? Hali tuhaf değil mi? O mu yedi ki acep kabakları? Midesi falan bozulduysa. Veterineri arasak mı? Ara. Gelebiliyorsa hemen gelsin. Hayvanın yüzü toprağa bakıyor. Mesut! Oğlum! Emir! Anneciğim! Anneciğim, kurda kuşa yem olacağız. Ateş! Gerizekalı. Hış! Sen git kelebek kovala. Selahattin! Ya anam, böyle dağın demirbaşı gibi durmayalım, bir boy yürüyelim ya. Ya kurt var, kurt! Kız ne korkuyorsun kurttan? Ha kurt, ha köpek, hoş dersin gider. Tülay sen şuursuz musun? Hayır, Hacı Sürevli'yim. Dağdan, soğuktan, kurttan ne olacak? Ben bizim mahallede neler gördüm ana. Gelmiyorsa ben bir başıma arayacağım Selahattin'i. Hey, okey, 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 tamam. Geliyoruz, birbirimizden ayrılmayalım. Hah, işte ekip ruhu budur. Helal size, kurban olurum. Hadi, uygun adım ileri. Ya ben niye kendimi ilci gibi hissediyorum? Zehirlenmiş mi? Kabaktan mı? Ah Deniz, ah. Kabaktan zarar gelmez. Başka bir zehre maruz kalmış. İlaç verdiniz, bekleyeceğiz öyle mi? Ah Mesut. Hiç düşmanın yoktu. Kim yaptı sana bunu? Hayır, ben topu saklamıştım aslında ama Açılay pres yapınca arkaya doğru topun kontrolünü kaybettim. Arkada da cam açık olunca kutu bahçeye uçtu. Koskoca tıp doktoru misafirin getirdiği kabak tatlısıyla beyaz gölgecilik oynuyor. Pes. Yani. Delegereston! Gece de mi ötüyor lan bu horoz? Niye 7/24 açık bu horoz? Niye kurtulamadın be bu horozdan? Nasıl kurtulacaktır acaba? Selamun kavlen. Mesut'u bu öldürdü.
Asıl düşmanı Mesut değildi. Mesut masumdu. Hedefi başkasıydı. Dikkat edin bu kadına. Koyunu zehirleyen bize neler yapmaz ya. Vurma kız yumurta gibi çocuğa kırılır. Cihangir seni yeneceğim ulan. Fandim. Donarak ölüyorum. Gayipten tatlı tatlı sesler gelmeye başladı. Ah ah. İşte geldik gidiyoruz. Şen ulasın Halep şehri. Selahattin! Alo! Alo, kimi aradınız? Alo, bütün kızlar sarılırsa daha çabuk ısınabilirim. Ah, okey. Kızlar dedim lan. Allah belanı versin Selahattin. Senin yüzünden üstümüz şu durumlara bak ya. Ya, ya üşüyorum ben. İstersen soyun, sana karla friksiyon yapayım. Allah'ıma kitama bir çakarsam yere uzanırsın ha. Bakıyorum hemen iyileştin. Ya Tülay, teknik budur. Cahil cahil konuşma. Sen hiç Av Tuğba filmi seyretmedin mi? Allah Allah. Ne oldu şimdi? Arabada yok. Kayıp mıyız? Kaldık mı burada? Kalmadık! Ya şu an bulunduğumuz yer kayak pistinin en tepe noktası ya! Kardo! Harbi mi adam? Evet. Hadi abi, takın kayaklarınızı. 5 dakikada otele ineriz. Hadi abi, hadi. Oh, senin ya. Görüyor musun Selahattin'i? Ha, görüyorum. Tak kayaklarına inelim aşkısı. Ha. Hadi abi. Yalnız küçük bir sorun var. Ben hayatımda hiç kaymadım. Ne? Anlamadım. Hiç kaymadım. Kayana bile bakmadım. Televizyon dahil. Vallahi beni bağlamaz. Kalsın burada. Sana mı kaldık lan? At suratlı. Emirim. Evet. Tek çaremiz var değerli kardeşim. Doktor bey, hayırdır? Hiç bir zehirlenme vakası olmuş. Ha, öyle mi? Tek vaka. İyi. Yaşıyor mu? Evet, ama sinirim sistemi zarar görmüş. Artık o eski enerjisi verimi olmaz. Sürekli yatar, uyur. Ve yaşı da var tabii biraz. Ya, değil mi? İyi. Yatsın. Ne yapacak ki zaten? Bunlara şükretsin. İyi geceler. Nedir? Gazolet gibi dedik. Yok karşımda ya. Yeni canlı mısın sen? Hacı yapan mısın sen? Emirim, belin nasıl oldu? Selahattin'in sırtında kayakla aşağı kadar indirdikten sonra nasıl olabilir? Snowboard hayatım bitti. Kasa mıydım ya orada dağ başında, Allah Allah? Bence evet. Sus be! Nur sus! Tülay'ım, sıcak çikolata içer misin? Sen kimsin de benim suratıma telefon kapatıyorsun, terliksiz hayvan? Vurma oğlana! Esas senin ne işin var dağlarda? Yer mantarı dediğin ormanda olmaz mı? Bak, dilini deldirip küpe takmış, bu acıya dayanmış bir insanı bile çenenle kaçırdın ya Gülistan. Bravo sana, vallahi bravo. Senin çenen bir kitle imha silahı.
babamı çok özledim anne. Ben de oğlum. Ne? Ne diyorsunuz ya? Ha şöyle. Kaç gündür sizi beraber göremedik ciğerim. Şu resmin güzelliğine bak. Aile gibisi yok.